Mutlu günler dileyerek yayınımıza başlıyoruz. TV Kayseri ekranlarına hoş geldiniz. Ben Aytül Vidinlioğlu Öztürk. Hümanın dünyasıyla karşınızdayız. Bugün hakikaten çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ben de merak ediyorum. Merak ettiğim soruları soracağım. Sizlerin de merak ettiği sorular varsa bize sosyal medyalarımızdan ve WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz efendim. Bugün rahimi konuşacağız. Tüp bebek tedavisinde rahimin önemini konuşacağız. Rahim filmini konuşacağız. Çünkü halk arasında bizler bayanlar kendi aramızda konuşurken rahim filminden oldukça korkuyoruz. Çektirsek mi, çektirmeden idare edebilir miyiz? İşte bugün bu soruların cevaplarını alacağız. Kimden alacağız? Operatör Doktor Ahmet Emin Mutlu Hocam'dan alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Aytül Hanım. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Teşekkürler, bizler deyiz. Keyifli haberler vermeye devam ediyorsunuz. Evet. Çok güzel. Ben yine sabah böyle bir baktım haberlerde ne vardı? İkiz bebekler vardı. Var. Çok keyifli. Günlük mutlaka bir gebelik haberimiz oluyor. Bir gebelik haberi var. Sivas'a haberler vardı. İnanılmaz keyifliydi. Hatta düşük doğum yapan bir bebek, düşük kilolu bir bebek şimdi çıkıyordu hastaneden. O çok keyifliydi. Size ziyarete gelmişler. İnanılmaz oradaki ailenin yüzündeki neşe, umut, size duydukları hayranlık bambaşkaydı hocam. Hakikaten kesinlikle. Elinize yüreğinize sağlık. Sağ olun, çok teşekkürler. Gerçekten zorlu süreçlerle karşılaşıyoruz. Yani sadece tüp bebek tedavisinin dışında biliyorsunuz tabii, gebeleri de takip etmeye çalışıyoruz. O da bir yoğunluk oluşturuyor ister istemez. Bu ailemizde 32-33 haftalıktı bebekleri. Hafif tansiyon yüksekliği, gebelik zehirlenmesi ile birlikte erken doğum başladı. İlginç, mesela erken doğumu durdurucu ilaçlar vermemize rağmen vücut o kadar mucizevi bir yaratılışa sahip ki yok dedi, ben bu bebeklerin doğması gerekiyor dedi ve kesinlikle süreci durdurmadı. Bebekler doğdu, aşağı yukarı bir hafta kaldılar, çok uzun süre kalmadılar. Dün de yanıma uğradılar, aslında kontrole gelmişler. Düşünün, geçen hafta sezaryen olmuştu, bu hafta dikiş yerlerinin muayenesi için geldiğinde hocam dediler, çocuklar da taburcu oluyormuş. Ne güzel. Dediler, birlikte mutlu bir an yaşadık. Allah herkese nasip eder inşallah. Hakikaten çok çok güzel. İnşallah nasip eder. Bu anneliği, babalığı tatmak isteyen herkese Rabbim nasip etsin. İnşallah. İşte bu nasip etme noktasında da kadınların vücudu devreye giriyor. İyi bakmamız gerekiyor, sağlıklı bakmamız gerekiyor ve rutin kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Bu rutin kontrollerde bazen korktuğumuz, bazen göz ardı edilen rahim. İsterseniz evet, önce rahim nedir diyelim ve sonrasında da rahimin tüp bebek tedavisindeki öneminden bahsedelim. Rahim embriyolojik hayatta, yani anne karnındayken gelişmeye başlayan bir organ. Tabii en önemli fonksiyonu içerisinde bir embriyo gelişimi sağlamak, bir cenini büyütmek ve doğum safhasına getirene kadar onu dış etkilerden koruyan bir organ. Her ay kadınların mens döneminde iç zarı dökülür. Orta miyometrium dediğimiz tabakası vardır. Kadınlarda hatta bazen miyom gelişir o miyometrium tabakasından. Bir de en üst tabaka dediğimiz seroza kısmı vardır. Bu da periton dediğimiz bir zar şeklinde kendini kapatır. Ve tüpler vasıtasıyla yumurtalığa giden iki tane de kanala sahiptir. Yani tüp dediğimiz organ aslında rahmin bir parçası olarak kabul ediliyor. Yumurtalıklar ve rahim arasındaki tüp. Yani bu üçü bir bütün olarak kadının pelvis dediğimiz kasık bölgesinde bulunan bir üçlü kompleks kapacak. Evet. Peki değerli hocam, burada baktığımız zaman tüp bebek tedavisinde rahimin sağlıklı olması en önemli etken değil mi? Aslında en önemli etken dersek biraz diğer organları küçümsemiş oluruz. Tüp bebek tedavisinde bizim için vazgeçilmez olan embriyo kalitesi. Sizin embriyo kaliteniz düzgün olmazsa rahim ne kadar düzgün olursa olsun tutunamayacaktır. Rahmin fonksiyonu bence ikinci derecede. Eğer yumurta ile sperm düzgün döllendiyse, kaliteli bir embriyo geliştiyse burada rahmin fonksiyonu devreye giriyor. En önemli faktörlerden biri ve rahmin en iç tabakası, endometrium dediğimiz tabaka başlıca faktöre sahip. Çünkü nasıl diyelim, toprağı düşünelim, bir üst katmanı var, bir en altta katman var. En alttaki katmanla çok uğraşmayız. Biz bitkileri ekerken genelde üst tarafla haşır neşir oluruz. İşte endometrium dediğimiz tabakada bu pamuksu, yumuşak dokuya sahip tabaka bizim için çok önemlidir, çok değerlidir gebe kalmada. Peki değerli hocam, şimdi bu gebe kalmada sağlıklı embriyodan sonra ikinci nokta rahimin öneminden bahsettik. Ve rahimin sağlıklı olup olmadığını anlamak için de bir takım testler var.
filmler var. Burada rahim filmi devreye giriyor. İsterseniz rahimin hastalıklarından ve filminden bahsedelim. Önce rahimi nasıl korumalıyız? Evet. Hastalıkları varsa neye dikkat etmeliyiz? Rahim filmine doğru gelelim isterseniz. Aslında rahim filmini biz çocuk isteyen hastalarda mutlaka tavsiye ediyoruz. Birinci senenin sonunda. Ama rahimin genel muayenesi dediğimiz zaman biliyorsunuz rahim ağzı dışarıdan bakıldığında ışık altında görülebilen bir yapı. Bizim için çok önemlidir, kadınlar için önemlidir. Kanser sıralamasında jinekolojik kanserlerde ilk 3 sıradadır. Genel kadın kanserleri meme, akciğeri de kattığımız zaman ilk 5'in içerisinde. Dolayısıyla biz bunu önemsiyoruz. Toplumda sigara içme oranı ile birlikte rahim ağzı kanser riski artmakta. Ben buradan şu vurguyu da yapmak istiyorum. Nasıl biz koronavirüs aşısı yaptırıyorsak rahim ağzı kanser aşısı da var. Belki buradan bilmeyen seyircilerimiz olabilir. Rahim ağzı kanseri için önleyici ve tedavi edici aşılar çıktı. İkili, dörtlü ve şu an dokuzlu karma aşı dediğimiz bu HPV virüsüne karşı. Sonuçta bu hastalıkları yapan hep virüsler. Evet. HPV tip 6, 11, 16, 18 özellikle bu dörtlü virüse karşı koruyucu aşılar evlenmeden önce öneriliyor artık. Dolayısıyla buradan o vurguyu da yapmak istedim. Mutlaka aşılarımızı olalım. Tabii bunlar devlet kapsamında değil, dışarıdan kendileri alabiliyor hastalarımız. 2022 yılında inşallah aşı oranlarımızı giderek artırmayı düşünüyoruz. Daha sonraki tabaka rahim iç boşluğu. Bu rahim iç boşluğunu biz ultrasonla değerlendirebiliyoruz. Rahmin tabakaları, miyometriumu yine ultrasonla değerlendirebiliyoruz. Ultrasonla değerlendirdiğimizde burada hastalıkları dikkatli baktığımızda görebiliyoruz. Mesela adenomiyozis dediğimiz, daha önce bahsettiğimiz sancı ile giden, yoğun kanama ile giden bir hastalığımız var. Bunu ultrasonla tespit edebiliyoruz. Peki rahim filmi dediğimiz zaman nedir? Rahim filmi iç boşluğu gösteriyor bize. Yani bir odanın, bir binanın ya da bir haritanın kuş bakışı şeklinde gösterilmesi demek. Burada tabii ekranda da birazdan bahsedeceğiz. Rahim filminin nasıl çekildiği ile ilgili hastalarımız çok fazla endişe etmekte. Rahim filmi olmadan ben genelde hiçbir işleme başlamıyorum. Rahim filminin önemi nedir? Kadında tüpler dediğimiz bu kanallar açık mı kapalı mı bunu görebiliyoruz. Evet. Bunun yanında yine rahmin şeklini görüyoruz Aytül Hanım. Yani rahim şekli bizim için çok önemli. Bana internetten, Instagram'dan, Facebook'tan her gün rahim filmi görüntüsü atıyorlar. Mümkün olduğunca herkese cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü sonuçta bir fotoğraf ve bu fotoğraf normal mi diye hasta sizin fikrinizi merak ediyor. Dolayısıyla rahim filmi olmadan ben genelde aşılama tedavisi ya da tüp bebek tedavisine başlamıyorum. Evet, şimdi hocam sorular gelmeye başlamış. Gelen soruların birinde de yanlış sonuç çıkabiliyor diyor. Bana sol tüp tıkalı, rahim sola yatık dediler. Tüpün tıkalı diye her gün ağladım, yıprandım. Başka bir doktora gittiğimde tüplerin zaten açık dediler diyor. Böyle bir yanlış sonuç olabilir mi değerli var hocam? Var. Yani buna yalancı negatiflik deniyor. İsterseniz ekranda da bu animasyonumuzu oynatalım bir yandan. Şimdi rahim filmi dediğimiz olay şu, normal jinekolojik pozisyonda, bu çatal diye tabir edilen pozisyonda radyoloji biriminde çekilen bir film. Akciğer filmi gibi düşünün. Hasta yatay pozisyonda, sırt üstü yatarken bizler hastaya genelde anestezi uyguluyoruz. Hasta hafif uyku halindeyken, herhangi bir şey hissetmezken rahim ağzına uyguladığımız, aynı simir testi gibi düşünelim. Evet. Rahim ağzına uyguladığımız bir cihazla içeriye renkli bir madde yolluyoruz. Bu renkli madde de radyolojik olarak opak, yani kendini beyaz gösteren bir madde. Siz sıvıyı içeri verdiğinizde yan tarafta arkadaş sizin komutunuzla birlikte filmleri çekmeye başlıyor. Skope eşliğinde de olabilir, video şeklinde de olabilir. Teklif film görüntüsü şeklinde de olabilir. Şurada bakın burada görüntüsü. Evet, ortada rahmin kendisi çıkıyor. Rahmin kendisi işte görüntüye çıkarken bazen rahmi uygun pozisyona getirmek lazım. Aşağı doğru rahmi çekmek lazım. Rahim öne doğru kıvrık durur. Rahmi siz düzeltmeden çekerseniz yukarıdan çektiğiniz film
süperpoze olur. Ne demek? Aslında rahminizin görüntüsünü düzgün bir şekilde göremezsiniz. Bu en büyük yapılan yanlışlardan biri. Rahim öne doğru kıvrıkken aşağı doğru aletle düzeltmeniz gerekiyor ki rahmin şekli, kuş bakışı düzgün çıksın. Bu bir. İkincisi, içeriye verdiğiniz sıvı eğer hızlı bir şekilde enjekte ederseniz vücut bir anda kendini kapatır. Yani sizin de vücudunuza bir darbe aldığınızda hemen ne yapıyorsunuz? Kendinizi kapatıyorsunuz. Rahim de böyledir. Hele hele tüp dediğimiz organlar çok kıl, yani saç telimiz kadar ince yapılardır. Ve bir anda kendini kapatabiliyorlar. İşte o maddeyi hızlı zerk ettiğinizde rahim içerisine tüp kendini bir anda kapatıp yalancı negatiflik dediğimiz aslında açık ama uygulama şeklinden dolayı maalesef kapalıymış gibi gözüken durumlar söz konusu. Birinci fotoğrafımıza geçebilirsek orada normal bir rahim filmini gösterelim. Evet değerli hocam, burada yine halk arasında korkular başlıyor. İşte mutlaka anestezi altında çektir, yok anestezisiz çektir diye. Gerçekten rahmi aşağı doğru çekerken pozisyonunu doğru pozisyona getirirken acı hissedilir mi? Şimdi şöyle, herkesin ağrı eşiği farklı. Tabii. Bazı hasta vardı doğum yapar gıkı bile çıkmaz. Bazı hasta vardı sonda takarken inanılmaz ağrılar çeker. Biz hekim olarak bu tarz hastaları anlayabiliyoruz. İlk muayenede ben hastanın hassasiyetini, ağrı eşiğini az çok tahmin ediyorum. Diyorum ki sana anestezi verelim. Yani sen anesteziyle rahat bir şekilde çekil. Bazı hasta oluyor, soruyor hocam sizce benim anesteziye ihtiyacım var mı? Bence gerek yok diyorum, gayet cesaretli, ağrı eşiğin yüksek. Gerçekten de hani %90 oranında tutturuyorum yani hastada. Bazen tabii tüpler kapalı olabiliyor Aytül Hanım. Tüpler kapalı olunca siz içeriye de bir sıvı verince böyle patlayacakmış gibi bir karında hassasiyet. Öyle olunca ben işlemi uzatmıyorum. Hemen anesteziden arkadaşı çağırıyorum. Hemen hastamızı uyku haline alıyoruz ve işleme kaldığımız yerden devam orada ediyoruz. Orada hasta ifade ediyor değil mi? Çok tabii. Rahatsız oldu. Hocam canım yanmaya başladı diyor. Eğer işlem bitmek üzere ise biraz sabırlı olmasını istiyoruz. Eğer işlem henüz başlamadan daha hasta korkmaya başlamışsa yok diyorum sana anestezi verelim. Yani böyle aceleye gelmesin, her şey evet. Konforlu olsun diye düşünüyorum. Burada tabii rahim filmi çekerken hastanın birkaç faktörünü göz önünde bulundurmak lazım. Mesela ultrasonda siz çikolata kisti gördünüz ya da tüpte bir kapalılık gördünüz. Hastanın ağrı eşiği ne kadar yüksek olursa olsun ben diyorum ki sende tüpün kapalı olma ihtimali yüksek. Sana anestezi verelim diyorum. Burada da gerçekten %90 tutturuyoruz hastada kime anestezi verelim kime vermeyelim. Dolayısıyla kişiye göre aslında anestezi veriyoruz. Ha, bir zararı var mı? Verdiğimiz anestezik maddenin vücuda ciddi bir zararı yok. Yani hasta 3-5 dakikalık bir uyku haline geçiyor. Böyle ameliyattaki gibi işte boğaza hortum vermeler, cihaza bağlamalar böyle kapsamlı bir işlem değil. Hasta uyku halinde, anestezistimiz başında, hasta normal nefesini alıyor veriyor. Hatta geceden korkulu hastalarımız o kadar uykusuz kalmış oluyorlar ki horluyorlar bazen. Yani çok ciddi anlamda anestezinin biz faydasını görüyoruz bu hastalarda. Evet hemen rahim filmimiz. Evet. Şimdi bu rahim filmi görüntüsünü ben çok seviyorum. Çünkü şöyle anlatayım. Ortada bir üçgen yapı. Eğer ekranları başında bizi izleyen seyircilerimiz ellerinde rahim filmleri varsa mutlaka görüntüyü önlerine alsınlar. Ya da bir CD'de varsa bilgisayara takıp baksınlar. Rahim dediğimiz yapı, iç boşluğu üçgen şeklinde olmalı. Sebebi nedir? Embriyo dediğimiz yapı, bebek geliyor bu üçgen kenarlara tutunuyor. Yani bir bilardo topu gibi düşünün. Kenarda uygun deliği bulana kadar o kenar bantlara çarpa 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 hareket ediyor. Dolayısıyla tepe kısmı, üçgenin o üst kısmı düz, kenarları da düz oluyor. Aşağıdaki çizgi şeklinde uzayan yapı da rahim ağzı dediğimiz yapı. Kenardaki yani her iki kolların olduğu bölgedeki yapılarda tüpler görüyorsunuz çok ince yapıya sahip. Buralardan kontrast maddenin geçtiğini görüyoruz ve karın içerisine döküldüğünü görerek hastanın rahim şeklini aynı zamanda da her iki tüpün kapalı olup olmadığını analiz ediyoruz. Bir sonraki fotoğrafımıza geçebilir miyiz? Orada
mesela farklı bir görüntü. Biraz görüntüyü tam şey yaparsak sevinirim ekranda. Evet, evet bu şekilde. Şimdi mesela sol taraftaki rahim perdesi olan bir hastamız. Rahim perdesi görüyorsunuz, rahmin tepesinde bir çöküklük var. Kalp gibi bir çöküklük var. Bunu istemiyoruz. Bu Y şekilli rahme benzettim. Kenarda tüpler var, zaten onlar görünüyor ama burada özellikle sol tarafta bir perde yapısı var. Peki sağdaki ne? Sağdaki de perde ama sağdaki perde rahim ağzına kadar aşağı kadar inmiş, rahmi ortadan ikiye bölmüş. Diğer taraftaki sol taraftaki perde ise subseptum dediğimiz yarım perde. Sağ taraftaki de tam perde. Yine kenarlarda tüpleri görüyorsunuz inşallah ekranda. Orada da tüpler açık olarak görülüyor. Bir sonraki fotoğrafımıza geçersek daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Mesela burada da rahmin tepesinde hafif bir çöküklük var ama çok dikkat çekici değil. Buna da arkuat uterus diyoruz. Arkuat uteruslar tek başına bir anlam ifade etmiyor. Yani hastalarımız buradan ekranları başında bizi izleyenler şunu sorabilir. Hocam başta gösterdiğiniz üçgen gibi olmazsa biz gebe kalamaz mıyız? Kalırsınız. Hatta mesela biraz önceki perdeli rahimde gebelik oluyor. Ama ya tekrarlayan düşükleri olabiliyor, ya erken doğum riski olabiliyor ya da hiç hamile kalamayabiliyor. Bizim için önemli olan bu üç grup. Kadın zaten normal hamile kalabiliyorsa rahminin şekliyle biz hiç uğraşmıyoruz. Peki burada perdeli olanda perdenin açılması gibi bir işlem olabiliyor mu değerli Tabii. hocam? Yani bunların hepsinin tedavisi var. Farklı farklı tedaviler. Mesela bu tarz hastalarda mesela rahimdeki tepedeki çöküklük eğer bir yıllık evliyse herhangi bir anlam ifade etmiyor. Ama hasta 3 sefer tüp bebek denemesi yaptı ve herhangi bir gebelik sonucu elde edemediyse ben bu tarz rahimlerde mutlaka histeroskopi dediğimiz işlem yani rahmin içerisine kamerayla girip bu çöküklüğün gerçekten bu kadar hafif mi yoksa daha ileri boyutta olduğunu mu görüp gerekirse bir çizik atarak bu çöküklüğü gidermeyi doğru buluyorum. Bununla ilgili çalışmalar var. Faydası yok diyen çalışmalar var. Faydası var diyen çalışmalar var. Burada artık kişinin tecrübesi, hastanın durumu devreye giriyor. Ben bu tarz vakalarda histeroskopiyi uygun buluyorum. Burada özellikle bahsetmek istediğim başka bir konu. Hastanın dikkat ederseniz sağ taraf tüpü yani rahimden çıkıp ip gibi devam edip daha sonra dökülen bir kısım var sağ tarafta. Sağ taraftaki tüpü açık. Ama ekrana göre, hastaya göre değil de ekrana göre bizi izleyenler ekranın sol tarafındaki tüpe baktıklarında şunu görecekler. Tüpün ucuna kadar parlak maddenin ilerlediğini, sonrasında dökülmediğini görecekler. Burada hastanın sağ taraf tüpü kapalı ama nereden kapalı? Tüp ucundan kapalı. Peki ucundan kapalı olunca bir sıkıntı oluyor mu? Biz bu tarz tüpleri laparoskopi dediğimiz kapalı teknikle açabiliyoruz. Dolayısıyla hasta doğal gebelik elde edebiliyor. Başka bir soruya geçelim. Mutlaka sizde de bir sürü soru vardır. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Hocam benim tek tüpüm kapalı. Ben çocuk sahibi olabilir miyim? Tabii ki olabilirsiniz. Ama iki tüpü açık olan hastayla takdir edersiniz ki tek tüpü açık olan hasta arasında gebe kalma ihtimalleri %10-20 azalıyor. Peki şöyle bir soru. Hocam benim sağ tüpüm kapalı. Yumurtlamam sağdan oluyorsa benim yumurtam boşa mı gidiyor? Hayır. Yumurtlamanız kapalı tüpün olduğu tarafta olsa bile diğer taraf tüp emme kuvvetiyle o yumurtanızı içine çekebiliyor. Dolayısıyla benim yumurtladığım taraf ne taraf diye endişe etmenize gerek yok. Tabii ki gönül ister ki rahminizle yani yumurtanızın yumurtladığınız tarafıyla tüpünüzün açık olduğu taraf aynı olsun. Bunu isteriz. Bir başka örnek, onun fotoğrafı şu an bende yok. Tam rahimden çıkış yerinde kapalılık söz konusu. Proksimal dediğimiz kısım. İşte orada yalancı negatiflikler söz konusu. Bu hastaya laparoskopi yaptığınızda gerçekten tüp kapalı çıkıyor. Ama rahimin çıkışında hemen kapalılık varsa o zaman yalancı negatiflik. Aslında o tüp açık ama siz maddeyi hızlı verdiğiniz için vücut kendini kasmış ve kapalı gibi çıkmış oluyor. Nereden anlıyoruz? Bu hastaya laparoskopi yaptığımızda metilen mavisi dediğimiz bir sıvı verdiğimizde her iki tüpten çok rahatlıkla geçtiğini görüyoruz. Hasta zaten çok mutlu oluyor. İyi diyor, iki tüpüm de açıkmış diyor. Yani rahim filminin de negatif sonuç verdiği alanlar var ama uygun teknikte yaptığınızda
Ben bugüne kadar belki bir iki hastada yalancı negatiflikle karşılaşmışımdır. Sıvıyı yavaş veririm, hastanın canını acıtmadan. Zaten anestezi altında hasta ağrı hissetmiyor. Gerekirse birkaç rahmi aşağı doğru hamleyle ileri geri yaptığımda da tüpü açtığım oluyor. Dolayısıyla rahmin öne arkaya çekilmesi, biraz önce sorduğunuz soru, hastaya çok da fazla ağrı hissettirmiyor. Anestezi almayan hastalardaki hep bana söylenen ifade, hocam bir mens ağrısı gibi. O verdiğimiz sıvı hastanın kasığında hafif bir dolgunluk hissi, bir hafif bir basınç hissi yaratıyor. Hastalar genelde bu şekilde tarifliyorlar Aytül Hanım. Peki değerli hocam, İbrahim filmi yine mens döneminde mi çekilir? Şöyle, bizim uygulamalarımızın hiçbiri hastanın mens döneminde olmuyor. Çünkü rahim iç zarı biliyorsunuz dökülüyor. O dökülürken bizim müdahale yapmamız söz konusu değil. Bir başka nedeni de enfeksiyon riski açısından hastanın adetinin bitmesini bekliyoruz. Peki hocam, benim adetim bitiyor ama leke leke oluyor. Bir başka soru, ben ne zaman geleyim? Aslında her hastanın bir yoğun kanamasının olduğu dönem vardır. 4-5 gün ya da 6-7 güne kadar uzayabilir. Yoğun kanama bittikten sonra rahim filmi çekilebilir. Peki hocam, leke bittikten sonra gelsek, bir 10 gün sonra gelsek ne olur? O zaman da rahim ağzı kapanıyor. Rahim ağzı kapanınca da sizin aletiniz ilerleyemiyor ya da verdiğiniz sıvı rahim ağzından rahmin iç boşluğuna kadar ilerleyemediği için başka ek müdahalelere gerek kalıyor. O da gerçekten can yakıcı. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz, mens dönemi biter bitmez randevunuzu alın diyoruz hastalara. Buradan da telefon numaralarımızı da verelim. 444-85-13 nolu telefondan bizden rahim filmi için randevu alabilirler. Ellerinde rahim filmleri varsa bizden ücretsiz ön görüşme talep edebilirler. Ya da yurt dışından bizimle online görüşme taleplerini yine 444-85-13 nolu telefondan bizlere iletebilirler. Evet değerli hocam, izleyicimiz Hollanda'dan yazıyor. 5 yıldır evliyim, 1 yılı aşkın süredir korunmuyoruz. Öncesinde bazı nedenlerden dolayı çocuk düşünmedik. Benim hormon tahlilimde, eşimin tahlilinde de herhangi bir sıkıntı çıkmadı. En son rahim filmi çektirdim. Doktorun polip olabileceğini söyledi. Kendi doktorumun da ultrasonla muayene etmesi gerektiğini söyledi. Polip gebeliği engel midir demiş ve sanırım polibinin de boyunun 13x8 milim. Maşallah, çok detaylı. İşte herkesten böyle evet, detaylı bilgi bekliyoruz. Şimdi sorunun içerisinde aslında 3 tane bilgilendirici mesaj var. Onları hemen vereyim. 1. Polipler rahim filminde görülür mü? Evet, görülür. Ama bazen hava kabarcığıyla karıştığı için o rahim filmindeki görüntünün burada, mesela bu görüntüyü verebilir miyiz? Çok güzel çıkmış burada da. Bakın, bu rahmin alt tarafında bir uzun ince boru gibi bir yapı var. Hemen onun ucunda siyah yuvarlak bir yapı var. Rahmin içerisine doğru, başlangıçta rahim ağzına yakın. Mesela bu hava kabarcığı olamaz. Bu poliptir. Hava kabarcığı genelde rahmin üst tarafına doğru çıkar ve genelde yer değiştirir. Biz mesela 3 sefer film çekeriz. Bir, rahmin şeklini görmek için, ikincisi tüpleri görmek için, üçüncüsü verdiğimiz madde tüplerden dökülmüş mü? Bu 3 sefer film aynı anda çekiliyor değil tabii mi? Tabii tabii. Yani arada bir 10 saniyelik eslerle, çünkü hastaya maddeyi verirken biraz zaman geçiyor. Sürekli ışın vermek hastaya ve çeken kişiye zarar veriyor. O yüzden aralıklı çekiyoruz. Mesela burada hastamızın rahim ağzında bir polibi var. Çok küçük bir polip. Polip dediğimiz şey de, yani halk arasında sildiği tabir ettiğimiz böyle çıkıntı. Rahmin tepesinde değilse, yani embriyonun yerleşeceği alanda değilse, 1-1,5 santimin altındaysa, mesela hastamızınki 13 milimmiş, bence yani engel olma ihtimali yüksek. Bulunduğu konum itibariyle de bakmak lazım. Ultrasonda görülmeyebilir. Biz bunlarda sonohisterografi dediğimiz, rahmin içerisine serum vererek sulu rahim filmi ya da sulu ultrason dediğimiz işlemi yapıyoruz. Orada da tespit ederiz. Yani bunlar %100 gebeliği engel değil ama bebeğin rahme tutunmasını bazen engelleyebiliyorlar. Dolayısıyla biz polipleri açıkçası bir tüp bebek tedavisinden önce ben alıyorum. Hastayı riske atacak bir pozisyona girmiyorum. Hastamızda eğer polibini görürse ultrasonda doktor zaten gerekli bilgiyi verecektir. Dolayısıyla rahim filminde polipleri görebiliriz. Polipleri hava kabarcığıyla karıştırmamak lazım. Her görüntüde aynı noktada olması lazım.
1 santimin üzerindeyse de histeroskopi ile alınmasında fayda var. Evet değerli hocam, merhabalar, Çorum'dan selamlar. Hocam rahim filmimde rahim kalp şeklinde dedi. Doktorum üst kısım biraz çökmüş gibi, histeroskopi yapalım dedi. Sizce olmalı mıyım? Bir de hocam çikolata kistinde baskılama tedavisi nedir demiş. Ben de resmi görünce bir çikolata kistinde olabileceğini düşünmüştüm hastamızın. Şimdi şöyle, lütfen bizlere, mesela benim Instagram'da da sayfam var. Operatör Doktor Ahmet Emin Mutlu şeklinde. Instagram'dan da fotoğraf atabilirler ama en güzeli bizim hastanemizi arayıp bizim WhatsApp iletişim hattından bizlere ulaşmaları, bizlere fotoğraflarını atsınlar, biz onlara geri dönüş yaparız. Çünkü yani gerçekten bir rahminde perde var mı yok mu ya da ameliyatlık mı değil mi, hani şekli şemali görmeden yorum yapmak zor. Yardımcı olalım. Eğer gerçekten septum dediğimiz bir yapı varsa histeroskopi yapılmasında fayda var. İkinci sorumuz çikolata kistinde baskılama tedavisini ben çok seviyorum. Yani bazı hastalarımız geliyor, hocam ilk sefer normal tüp bebek yapsak bir sakıncası olur mu diye. Genelde baskılama tedavisi yapmadan da hastalarımıza taze transfer yaptığımız da oluyor, dondurulmuş embriyo transferi yaptığımız da oluyor. Güzel sonuçlar alıyoruz. Doğal gebelik bile elde ediyoruz. Bakın dün bir örnek vereceğim. Hastamızdan azalmış yumurta rezervi, 3-4 yumurtası var. Çikolata kisti büyüyor. Dedik ki sana tüp bebek yapalım. 5 yıldır da evliler. Embriyolarını aldık, dondurduk. Dedim ki ya rahim filmi çekelim. Çünkü çikolata kistlerinde tüp kapalı olabiliyor, tüpte sıvı birikimi olabiliyor. Onlardan da bahsedeceğim birazdan. Lütfen dedim rahim filmi çekelim. Bir anormallik yoksa şey yapalım. Embriyo naklini gerçekleştirelim, transferi yapalım diye. Hastamıza Kasım'ın sonu gibi rahim filmi çekmişiz. Hasta Aralık'ta adet olmamış. Dün beni arıyor ki hocam diyor ben hamileymişim. Yani rahim filminden sonra gebelik haberi çok fazla vermeye başladık. Muhtemel o tüpler kıvrım kıvrım olduğu için bizim verdiğimiz sıvıyla birlikte düzeliyorlar. Aynı hortumun kıvrıldığını düşünün. Musluğu açınca nasıl düzeliyorsa içinden sıvı geçince. Burada da bir düzelme olmuş. Doğal gebelik elde ettik. Şimdi diyor ki benim dondurulmuş embriyolarım ne olacak? Onlar duracak. Yani daha bebek 6 haftalık. Kim öle kim kala. O yüzden onları bekleteceğiz. İnşallah dedik. Bunu da Allah tamamına erdirsin. İnşallah sağlıklı kucağına almak nasip eder. Yani böyle vakalarla da karşılaşıyoruz. Baskılama tedavisi yalnız çeşit çeşit. Hangisi uygulanacak bilmiyorum. Hastamız bizimle iletişime geçsin, biz onu telefonla arayalım inşallah. Evet, olmazsa yayın sonrası ben size telefonunu iletirim. Şimdi değerli hocam, rahim filmi çektikten sonra hasta ne zaman ilişkiye girmeli? Burada bir bekleme süresi var mı? Var. Şimdi aslında rahim filmi çekmeden önce hastaya mutlaka bir antibiyoterapi yapıyoruz. Bir günlük doksisiklin tedavisi dediğimiz 100 mg'lık ilaçlarımızdan sabah akşam kullandırtıyoruz. Hatta ağrısı olacağını düşündüğümüz hastalara da ağrı kesici de veriyoruz. Anestezi uygulamayacaksak. Hastamız ertesi gün rahim filmine geliyor, rahim filmi çekiliyor. Rahim filmi çekildikten birkaç gün sonra ilişki öneriyoruz biz. Yani aldığı X ışını vücuttan birkaç gün kalıyor. Hatta bir haftaya kadar kaldığını söyleyen vakalar var ama sizin verdiğiniz RAT dediğiniz bir birim var. Aynı TL, litre, gram gibi bizde de radyolojik bir birim olan RAT dediğimiz bir birim var. Bizim verdiğimiz RAT düşük olduğu için vücuttan atılımı, yarılanma ömrü kısa olduğu için 2-3 gün sonra ilişki önerebiliyoruz. Ama siz skopi eşliğinde çok yüksek miktarda radyasyona maruz kaldıysanız, çekildiğiniz yere göre değişir. O zaman bazen hekimler ilişki yasağı verebiliyor. Çünkü biliyorsunuz gebelikte radyolojik görüntüye girmek, radyasyon almak sıkıntı. Bebeklerde anomali yapabiliyor. Bugüne kadar hiç ben karşılaşmadım hastalarımda. Dolayısıyla 2-3 gün sonra ilişki önerdiğim hastalarım var. Evet, burada da yine sizinle irtibat halinde olması tabii, gerekiyor mutlaka. Sanırım. Aslına bakarsanız hep diyoruz ya, çekildiğiniz kurum çok önemli, çeken eller çok önemli, tecrübe tedavide çok çok etkin. Burada bir kez daha altını çizelim isterseniz değerli hocam. Neye dikkat edecekler? Bir rahim filmi çektirirken, çünkü etrafımda da baktığım zaman işte oraya gidiyorlar ve kararsız kılınabiliyor. İşte komşusunu arıyor, arkadaşını arıyor, akrabasını arıyor. Sen nerede çektirmiştin? Ağrılı mıydı, ağrısız mıydı? İşte fiyat da burada tabii ki devreye giriyor. Fiyat en büyük faktör, evet. Aytül Hanım. Burada ne yapmamız gerekiyor? Yani bir rahim filmi çektirecek hasta ne yapmalı? Neye dikkat etmeli? Bir,
Bir korkusu varsa bunu hekimiyle paylaşmalı. Hocam ben rahim filmi çekilirken korkuyorum. Yani etraftan çok şey duydum. Üzerimde bir anksiyete, bir panik atak var. Lütfen anestezi istiyorum. Eğer karşıdaki hekim hayır, bazen denk geliyoruz. Mesela bazı kurumlar kesinlikle biz anestezi vermeyiz diyorlar. Anestezi vermediği zaman da hastanın canı acıyor. Dolayısıyla bunu mutlaka sorgulasınlar. Bir. İkincisi, kayıt veriyor mu? Yani çektirdiğiniz kurum size film ya da CD veriyor mu? Ya da e-nabıza yüklüyor mu? Bazı kurumlar e-nabız dediğimiz sisteme yüklüyorlar. Bunu mutlaka sorsunlar. Çünkü rahim filmi çekildik diye bize rapor getiriyorlar. Bakın, akşama kadar bir sürü hasta geliyor. Bizde herhangi bir sebep bulunamadı diye. Rahim filmi raporuna bakıyorsunuz. Normal diye raporlandırılmış. Görüntüyü bir açıyorsunuz. Hastanın bir taraf tüpü kapalı mesela. Yani açık diye rapor edilmiş ya da rahim şekil bozukluğu var. Dilerseniz mesela bir sonraki fotoğrafa geçebilirsek orada bir örnek göstereceğim. Mesela bakın, bu benim ameliyat ettiğim bir hasta. Sol tarafta, ekranın sol tarafında T şekilli rahim görüyorsunuz. Bu T şekilli rahim de ne kadar dar. Bu hastalar genelde adet sancısıyla birlikte, bekarlıktan bu yana şiddetli adet sancısıyla birlikte geliyorlar. Adet kanamaları normal toplumdaki bayanlara göre bir miktar daha az. Bunu da rahim filmiyle tespit ettik. A yazan yerdeki rahim T şekilli rahim. B yazan sağdaki rahim de ameliyat sonrası düzelmiş, üçgen şeklini almış bir rahim. Aradaki farkı görüyorsunuz. Biz genelde artık rahim filmi tekrar çekmeye son verdik. Çünkü genelde hastalarımızda düzelttikten sonra bir sene içerisinde rahim şekli bozulmuyor. Ama siz rahimdeki şekil bozukluğunu düzelttiniz, hastaya ameliyat sonrası ilaç vermediniz, hadi evine git dediniz, bu tekrar kapanıp eski halini geri alabiliyor. Ya da hocam bu T şekilli, Y şekilli rahim doğuştan mı geliyor, sonradan mı oluyor? Bence genelde doğuştan oluyor. Eskiden DES dediğimiz dietil stil besterol diye bir ilaç vardı. Artık doğum kontrolü şekli için mi kullanılıyordu annelerimiz filan zamanında? Ama şu an toplumda bu ilacın kullanımı kalkmasına rağmen hala T şekilli rahim, rahim şekil bozuklukları görüyoruz. Maalesef ultrasonda tespit edilemiyor Aytül Hanım bu rahim şekil bozukluğu. Ama düzeltilmesi gerekiyor. İşte uygun teknikte çekilmediği zaman siz bu T şekilli rahmi atlayabiliyorsunuz. Ya da hasta ağrı hissedince işlem yarıda kalabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsini hekimiyle konuşmak gerekiyor. Bir bakıyorsunuz T şekilli rahmi var. Radyolog arkadaşımız normal rahim diye rapor etmiş. Bu da ciddi bir sıkıntı. Aslında her kadın doğum hekiminin, bu işle uğraşan her infertilite uzmanının mutlaka rahim filmini gözüyle görüp ona göre karar vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet değerli hocam, iyi yayınlar diliyorum. Rahim filmi çektirmem gerekiyor. Fakat jinekoloğumu genel anestezi için ikna edemedim. Çok üzgünüm ve gözüm çok korkuyor demiş. Ve doktor ısrar edebilir mi anestezi almak noktasında değerli hocam? Yani edebilir ama yani hastayla o iletişiminin kopmaması gerekiyor. Yani mesela bizim de başımıza geliyor. Hasta mesela spinal anestezi istiyor. Belden uyuşturma doğum sırasında. Anestezist arkadaşımız şey diyor. Kan değerlerin uygun değil. Hani kendini hasta hazırlamış. O gün alınan testler de çok uygun değil. Hani bir gerekçe göstererek tabii ki reddedebilir. Ama hani bir jinekoloğun sana anestezi uygun bulmuyorum, hastanın ısrarlı istemesine rağmen demesi, açıkçası hastayla olan iletişiminin kopmasına sebep olur. Evet. Yani verilebilir. Ha, geçmişte tecrübesi vardır, hastasına anestezi vermiştir, bir yan etki gelişmiştir. Ondan dolayı çok uygun bulmuyordur ama hastanın anksiyetesini alması gerekir. Bununla ilgili şuruplar var, anksiyete giderici ilaçlar var. İlla anestezi vermenize gerek yok. Hastaya moral verin. Mesela ben işlemi yaparken hastaya hep bir kere aletleri görmemesi gerekiyor hastanın. Bazıları böyle kafasını kaldırıyor. Hocam diyor, hangi aletlerle çalışacaksınız diye. Aletleri gördüğü zaman hasta korkuyor. Halbuki hani küçük bir çocuğa enjekleri göstermeden siz gelirsiniz, hemen aşısını yaparsınız ya da enjeksiyonunu yaparsınız. Bizim işte öyle. Hastayı anlatırsınız. Bak şimdi rahmin ağzına bakacağım. Aynı simir testi alır gibi. Bak işte şimdi rahim ağzını temizliyorum.
bak şimdi rahim ağzını tutuyorum, ufak bir sızı hissedebilirsin. Şimdi sıvıyı verdim, lütfen kendini gevşet, rahat ol. Yani bunu bazen sen yapamazsan yanındaki personel bazen elini tutmak istiyor. Hani bu tarz ufak dokunuşlar hastaya moral oluyor ve anestezi almadan bile çektiren hastalar var. Ama hasta ısrarlı bir şekilde anestezi istiyorsa biz neden vermeyelim? Yani hasta konforu bizim için gerçekten önemli. İl dışından gelen hastalarımız var. Çevre illerden, yani Maraş'tan, Niğde'den, Aksaray'dan, Kırşehir, Sivas, Yozgat, buralardan rahim filmi için gelen hastalar var. Sabah otobüsüne ya da aracına biniyor, aç karnına geliyor. Rahim filmi dediğimiz işlem 10 dakika, 1 saatte de sonucu çıkıyor. Daha öğlen olmadan bütün sonuçları çıkmış oluyor. Hastamızı ön görüşmemizi de yapıyoruz ücretsiz. Bu şekilde rahim filmini çektirip giden hastalarımız da var. O yüzden bizimle irtibata geçebilirler. Evet, şimdi demiş ki bir izleyicimiz, iyi yayınlar diliyorum. Ben 3 kez yaptırdım, 10 dakika sürdü. Ne lokal ne genel anestezi yaptırmadım. Hiç korkmayın, ihtiyacı olan herkes yaptırabilir demiş. Böyle maşallah, güzel umut veren de bir mesajın olması ama güzel. Ben de şeyi merak ettim, neden 3 kere yapıldı? Evet, 3 yani kez Allah yapılmış. O sorunun da hemen cevabını verelim. Bir hastaya evet, kaç kere rahim filmi çekilir? Evet, kaç kere? Şöyle, hasta eğer bir cerrahi operasyon geçirmediyse, mesela hastanın ilk gebeliği oldu, ondan önce tüp bebek yaptırdı, ardından bir sezaryen operasyonu geçirdi ya da sonrasında bir çikolata kisti geçirdi. Yani vücutta bazı değişiklikler olabiliyor. Bu hastalarda ikinci rahim filmini isteyebiliyoruz. Üçüncü rahim filmini kimden istiyoruz? Allah korusun, rahim içerisinde yapışıklık olup Asherman sendromu dediğimiz bu hastalarda histeroskopi ile açtık, tekrar kapandı mı, yaptığımız ameliyat nasıl oldu diye tekrar çektiğimiz hasta grubumuz var. Çok çok nadirdir. Ama tekniğine uygun çekilmediği için hasta tekrar tekrar çektirdiyse orada mesela yazık. Hani niye tekniğine uygun çekilmiyor? Bir de aynı yerde mi çektirmiş hastamız? Ben genelde tek rahim filmiyle olayı kapatıyorum. Aradan uzun bir süre geçtiyse, hasta rahim filmi sonucuna ulaşamıyorsa, görüntüsüne ya da üzerine bazı hastalıklar bindiyse tekrarlıyorum. Yani maksimum 2 sefer çekiyorum. Peki çekilen film kaç yıl koruyor değerine değerli hocam? İşte 5 yıla kadar koruyor. Üzerine bir hastalık binmediyse. Geçen bir hastam geldi. 16 yıllık evliler. Herhangi bir aşılama ya da tüp bebek tedavisi başlanmamış. Rahim filmini getirdi. Gayet normal. Ben ona tekrar çekme ihtiyacı hissetmedim. Dolayısıyla bu kişinin durumuna özel bir durum. Ona göre karar veriyoruz Aytül Hanım. Evet, bayağı sorular gelmeye başlamış ama rahim filminden, çekimden önce ne yapılmalı diye soran sorular fazla. Siz biraz önce demiştiniz, bahsettim ama bir kez daha hatırlatalım istersen. Üst sorumuzu, çünkü rahim filmi verildi. Öncesinde ne yapmam gerekiyor diye adet sormuş. Adet biçim olmasına dikkat etmek gerekiyor. Öncesinde ağrı kesici ve antibiyotiğimizi mutlaka kullanmak gerekiyor. Eğer anestezi çektireceksek bir gün önceden gece saat 12'den sonra su, çay, kahve, sigara ya da yemek tüketimini durdurmak gerekiyor. Bu kadar basit. Peki değerli hocam, yemek tüketiminde şunu yiyin, şunu yemeyin ya da işlemden sonra şunu yiyin, şunu yemeyin gibi bir diyet? Hayır. Bir sınırlılık getirmiyoruz. İstediği şeyi yiyebilir. Genelde hastalar zaten stres altından çıkınca bayağı bir çikolata yemek istiyordur herhalde. Çünkü kadın ve çikolata ayrılmaz ikili. Ben böyle stres anında mutlaka çikolataya elim gidiyor. Diyorum ki kışın herhalde stresimiz daha yoğun olduğu için bir tık herkes kilo alıyor. Evet. Yazın daha böyle relax oluyoruz ama kesinlikle, çikolata kadınların vazgeçilmesi bütün dönemlerinde herhalde, değil mi değerli hocam? Yani endorfin salgılatıyor, evet, mutluluk kaynağı. Mens döneminde de alıyoruz, sonrasında da alıyoruz, öncesinde de alıyoruz. Bazılarının ağrısını geçiriyor. Yani baş ağrısını geçiriyor. Abartmadığımız sürece çikolata güzel. Güzel. Evet, şimdi canımız çekti olsa da yesek. Peki rahim filminde bir veya iki tüpün kapalı olması ne anlama gelir? Gelen sorulardan da ağırlıklı buydu. İki tüpüm de kapalı, hamile kalabilir miyim demiş hemen izleyicimiz. Bir sonraki fotoğrafa geçelim bence. Fotoğraf üzerinden gidince daha anlaşılır evet, oluyor. Mesela bakın, burada da farklı bir rahim filmi görüntüsü. Ekranın sol tarafı mı oluyor? Evet, sol tarafındaki, evet, ekranın sol tarafında pamuksu bir görüntü var. Burada tüp açık. Verdiğimiz madde dağılmış, bulut şeklinde. Ama ekranın sağ tarafında sucuk gibi, Kayseri sucuğu gibi böyle içi şişmiş bir tüp var. Bu maalesef zararlı.
solucan şeklinde, bakın tüpün kinkleşme dediğimiz kıvrımları artmış. İçerisinde sıvı birikimi var. Bu sıvı birikimi ne yapıyor? Şöyle göstereyim. Şu kısımda rahmin içine doğru gitmesini sağlıyor ve yukarıdan rahmin içerisine sıvı akışıyla birlikte, Allah korusun, hem doğal gebeliği hem de bir tüp bebekte eğer embriyo nakli gerçekleştiyse embriyonun tutunmasını engelleyebiliyor. Biz bunu bazen tespit edebiliyoruz, bazen tespit edemiyoruz. İşte tüpün nereden kapalı olduğu önemli. Mesela bu hastada tüp ucundan kapanmış. Nasıl kapanmış? Aynı bir naylon yanığı gibi tekrar düzeltilmeyecek şekilde kapanmış. Eskiden bu hastalara şey deniyordu, biz sizin tüpünüzü açalım, doğal yolla hamile kalın. Maalesef bunun başarılı olmadığı görüldü. İlk fotoğraflarda gösterdiğim tüpü şişmeden kapalı olan hasta grubunda tüpünü açabiliyoruz. Ama böyle bir hastada tüpü açsanız bile 1-2 ay sonra tüpün ucu tekrar kapanıyor ve tekrar sıvı birikimi oluyor. Yaptığınız işlem de boşa gidiyor. Ameliyat. Hastalar bazen diyor, boşu boşuna mı ameliyat oldum? Hayır, ameliyat oldun. Çok kısa sürede gebelik elde edemezsen o zaman yine tekrarlama, nüksetme ihtimali arttığı için biz bu tarz hastalarda bu tüpün alınmasını doğru buluyoruz. Mesela diyelim ki bu hastada biz tüpü aldık, sıvı biriken tüpü aldık, tek taraflı tüpü var. Hastanın gebe kalma ihtimali normale göre %10-20 azalıyor ama devam ediyor. Yani tek tüple de hamile kalabiliyor. Yarı yarıya azalmıyor. Yani tek tüpün çalışması aslında %70'e yakın bir gebeliği önümüze sunuyor. Peki tüpü alamadığımız durumlar oluyor mu? Onu da soranlar olabilir. Evet, olabiliyor. Mesela çok aşırı yapışıklığa bağlı. Biz tüpü aldığımızda Allah korusun yumurtalığa, rahme ya da üreter dediğimiz idrar yollarına zarar verme riskimiz olduğu için bu tarz hastalarda bu rahmin tepesinden, nasıl göstereyim, şöyle göstereyim, tam şu kısımdan tüpün olduğu canlı yazan, hani canlı yayının evet, logosunun olduğu kısımdan tüpü rahimle olan bağlantısını kesiyoruz. Bu da konforlu bir ameliyat. Bir sonraki fotoğrafa geçebilir miyiz? Burada da iki tüpün kapalı ve şiş olduğunu görüyoruz. Maalesef bu hastada iki tüpü de almak gerekiyor. Hidrosalpinks dediğimiz durum, iltihaplı sıvı birikimi var. Hastalar bazen tüpünü aldırmak istemiyor, evet, ama zararını anlattığınız zaman, ileride apse yapabilir, sana hiçbir faydası yok. Yumurta ile rahmin arasındaki köprü tamamen kapalı. Bunu açtırsam bile tekrar nüksedecek. O yüzden bu tüpü alıp tüp bebek yapmak size daha uygun dediğimiz hastalarda. %90 bizi dinliyorlar ama bazıları maalesef tüpünü açtırdığında dış gebelikle ya da tekrarlayan tüp bebek kaybıyla karşımıza gelebiliyor. Bu da tamamen hastanın tercihi. Biz kimsenin vücuduyla ilgili son nihai kararı vermeyiz. Karşılıklı istişare yaparız. Ortak hemfikir olduğumuz noktada birleşiriz. Benim en sevilen yönüm bu diyor hastalar. Ya hocam, sizinle oturuyoruz, her şeyi, artısını eksisini konuşuyoruz. İçimize o kadar siniyor ki benim oradan çıktıklarında vücutları hakkında bir bilgi edinmiş oluyorlar ve bunun verdiği mutluluk da ayrı bir haz diye düşünüyorum Aytun Hanım. Evet, bununla ilgili de hocamın eli çok hafif, bence çektirmelisiniz. İnanın ne ağrım ne sancım oldu. Elinize sağlık hocam. Opu'da bile o kadar rahattı ki maşallah hocam size demiş izleyicimiz. Sağ olsun, çok teşekkürler. Evet, hakikaten bu da önemli. Hadi bu işlemlerden sonra bazen şöyle oluyor, bir yere gidiyorsunuz, işlemi yaptırdıktan sonra bir daha mı buraya gelirim diye de böyle bir kaygınız oluyor, kötü bir hissiniz oluyor. O yüzden şimdi çok da güzel, yine Çorum'dan izleyicimiz yazmış. Sağ olsun. Ellerinize sağlık diye. Hocam yavaş yavaş bitireceğiz. Aslında çok soru var sormak istediğim ama bize ayrılan sürenin sonuna yavaş yavaş geldik. Bir soru gelmiş, onu sormak tabii istiyorum size. Sorulardan biri, kimler için uygun değildir? Rahim filmi herkes çektirebilir mi demiş izleyicimiz. Bir de rahim filmi rahim yapışıklıklarını açar mı diye sormuşlar. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Kimlere çekilmez? Yani kontrast madde dediğimiz, bu rahim içerisine verdiğimiz renkli maddeye alerjisi olan hastalarda biz bu işlemi yapmıyoruz. İkincisi, hastanın anestezi ihtiyacı olmasına rağmen anestezik maddelere alerjisi varsa bu hastada maalesef yapamadığımız oluyor. Ama belirli bir hasta grubunda ya şu hastaya da rahim filmi çekilmez dediğimiz bir grup yok. Ama evliliğinin ilk senesinde rahim filmi çekilir mi? Çekilir. Hasta 3 aylık evli. Geldi, hocam dedi, biz süreci hızlandırmak istiyoruz.
Eşimin daha önce apandisit ameliyatı var. Hani tüplerinde kapalılık olabilir mi, olamaz, merak ediyoruz. Biz ne diyeceğiz şimdi? Hayır, çekemeyiz. Gidin bir sene sonra gelin demiyoruz. Hastanın talebi doğrultusunda şüphe ettiğimiz bir durum varsa mutlaka çekiyoruz. Onun dışında bir kontraindikasyon yoksa, ciddi bir rahatsızlığı yoksa herkese rahim filmi çekilebilir ve çekilsin de. Zaten bu programın amacı o. Rahim filminiz olmadan hiçbir işlem yaptırmayın. Aşılama yaptırıyorsunuz. Ondan sonra tüpleriniz kapalı, pişman oluyorsunuz. Kullandığınız ilaca mı üzülürsünüz? Hekim size tavsiye etmiş ama üstüne düşmemiş, sizde korkunuz var. Ya hocam çektirmesek olmaz mı demiş. Hekim sizi kırmamış, çektirmemiş. Üstüne tüp bebek yaptırmışsınız. Yani o kadar acı tablolarla karşılaşıyoruz ki. Dolayısıyla mutlaka çektirsinler. İkinci soru, bir yapışıklık varsa açılabilir mi? Açılabiliyor. O tamamen verdiğiniz basınçla alakalı. Tüpü kapalı olup açtığımız bir sürü hastamız var. Doğal yolla, rahim filminden sonra doğal yolla gebe kalan bir sürü hastamız var. Zaten ben şunu demiyorum. Rahim filminden sonraki ay da deneyin. Ondan sonra olmazsa gelin. Ya birkaç ay deneyin diyorum. Hastayı hemen rahim filmi çektirdik. Yangından mal kaçırırcasına hemen sana tüp bebek yapalım, hemen şunu yapalım, bunu yapalım demiyorum. Ama burada yaş da etken değil mi değerli hocam? Ya yaş da çok etken değil. Yani mesela 42 yaşında bir hasta rahim filmi çektirdi. Bir ay daha dene diyorum ya. Yani. Bir ayda öyle bir şey kaybetmeyiz. Ama hastanın mesela bir ameliyat yaptık, bir etkisini kaybedeceğini düşündüğüm bir durumu varsa ya da yumurtası bir tane ise aman gözünü seveyim vakit kaybetmeden gel diyorum. O hasta zaten geliyor. Onda bir sıkıntı yok. Bir soru da vajinismusum ve rahim filmi nasıl çektireceğim demiş. Tabii ki anestezi altında. Yani vajinismus hastası olan hastalarımız geliyor. Bunlar iki gruba ayrılıyor. Bir, eşiyle birlikte cinsel hayatlarını devam ettirme isteği olanlar. İkincisi, hocam biz bunu aşamıyoruz. Ya en azından çocuğu yapalım, çocuk aradan çıksın düşüncesi olan hasta grubu. Bunlar da birinci grupta zaten rahim filmi çekmiyorum. Eğer bir anatomik bozukluk varsa, bir cinsel terapi ile eşliğinde vajinismusu %90 hallediyoruz. Ama ikinci grup hastada eğer bir tedavi, çocuk tedavisine geçeceksek, bir aşılama istiyorlarsa mutlaka anestezi altında rahim filmi çekiyoruz. Ya da bir tüp bebek düşüncesi varsa anestezi altında çekiyoruz. İşlemden sonra kesinlikle ağrıları olmuyor. Bir kere vajinismus hastalarının en büyük korkusu o. Ya ben alttan hiçbir işlem yaptıramıyorum. Ama zaten rahim filmi ağrılı bir işlem değil. Onlara o kadar küçük aletler kullanıyoruz ki. Yani hastaya herhangi bir zarar, risk, kanama, can acıtıcı herhangi bir semptom bırakmadan rahim filmini çekiyoruz. Tüplerin açık olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında karından yumurta takibiyle birlikte hem aşılama işlemini hem tüp bebek işlemini de anestezi altında gönül rahatlığıyla yapabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Çok güzel bir programdı. Ben teşekkür ederim. Eminim izleyenlerimiz de güzel bilgi sahibi olmuşlardı. Çünkü ben kendi adıma güzel bilgiler aldım sizden. Ağzınıza, yüreğinize sağlık değerli çok hocam. Çok teşekkürler. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, esen kalın, sağlıkla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.